Evet Ahmet Kekeç. Yani ben buradaki tutumun, yani Canan Kaftancıoğlu tutumunun daha fazla konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bu sadece Canan Kaftancıoğlu'yla sınırlı bir şey değil. Bu bir politikaya dönüşmüş durumda. Din ve dinden neşet eden değerlerle sıkıntısı olduğunu bildiğimiz siyasal bir oluşum ki biliyoruz yani bu kimseye iftira falan attığımız yok. Ortadalar. Yazdıklarıyla, yani çizdikleriyle, paylaştıklarıyla. Gurur duyuyorlardı düne kadar. Evet. Sadece evet. Bu dönemde, ara dönemde bunu konuşmayacak biz kardeşim. Kendi cümleleri takiye yaptılar. Ya, doğru bunu mu? Kendi cümleleriyle. İnanmadıkları halde şöyle yaparak seçim kazanıyorlar. Yani. Bu nedir? Peki. Son bağlama şunu da ekleyeyim. Şiddetin her türlüsüne karşı. Kimden, her kimden, her kime yönelik olursa olsun. Bunu zaten evet. Her ne gerekçeyle olursa olsun. Net bir şey söyledim. Nokta. Meşru şiddet ya da meşru güç sadece devlet. Evet. Değil mi? Kolluk gücüdür. Evet. Değil mi? Her ne şartta olursa olsun. Lakini şu şartta diye söylemiyorum. Kara Fatma diye aşağıladığın, hakaret ettiğin, bağırdığın o kişinin yanında eşi olsaydı, erkek kardeşi olsaydı, bu tavrı tahammül edememiş olsaydı, sinirleri zıplamış olsaydı, bu ülkeyi nereye götürürdü? Ya Turgay, bak ben bunu yazdım. Anlamıyorum değil mi? Ben çok iyi anlıyorum. Bak yazdım. Benim bir yönüm İzmirli biliyorsunuz. Yani İzmir'de yaşadım. Bir tarafım İzmirli. Bir tarafım İzmirli. İzmir'de yaşadım. Yaşadığım dönemde İzmir harikuladeydi. Yani hem coğrafi olarak şehir yani. Hem sular de, mıydı? Hem de insan, evet. Hem de insanlar var. Şimdi orada bir taşınmalı bir şey oldu. Değişti. Ya benim eşimin başına gelen söylüyorum. Ben orada olsaydım işte o zaman aynı dediğin şey olacaktı. Büyük marketlerin birinde 2 sene önce olan bir şeyden söyleyeyim ben. Sırada, kasada beklerken market arabasını eşimin üzerine vuruyor. Ve ya hanımefendi bir baksanıza önünüze falan dediğiniz zaman sen kimsin, seni görmüyorum, sen benim için yoksun diyen bir kafa. Yani o biraz önce gösterdiğin kadının başka bir versiyonu. Şimdi bu hadsizlik ve şımarıklık. Şimdi normalde hani dedin ya şiddete karşı amenna. Normalde bizim hanımın o arabayı alıp kadının kafasına geçirmesi gerekiyor değil mi? Normal şartlarda. Tabii. Hani meşru müdafaa. Keşke yani, öyle yapsaydım. Ha, şimdi yutuyoruz. La havle çekip gidiyor değil mi insanlar? Yani, şimdi la havle çekip gitmesinin sebebi şiddetlikten kaynaklanıyor. Ama la havle çekmeyenler de olur. İşte o zaman toplum nereye gider meselesi çıkıyor. Tabii. Yani bu kadar şımarıklığı, bu kadar hadsizliğimizim yok. Ve bunu bilerek inşa ediyorlar. Ben bu arkadaşların, bu çıkışları yapan bu arkadaşların son dönemdeki telefon görüşmelerinin, bağlantılarının devlet tarafından yargı konusu yapılmasını, mahkeme konusu yapılmasını öneririm yani. Ha? Böyle kendiliğinden olacak bir şey değil. Bunlar provokasyon girişimi, nefret suçu var ama bir provokasyon girişimi. Düşünün biri de havalimanı çalışanlarına yapmıştı benzer şeyi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Tabii. Biz bunları tıpkı Japonya'daki gibi çözebiliriz. Bu anlamda sert kanunlarla çözebiliriz. Tabii ki. Ha? Yani bir defa şu işte sosyal medya denilen alanla ilgili acil tedbir. Türkiye'de dediğin gibi acil tedbir almak lazım. Şimdi bizler kanaatlerini, düşüncelerini açık kanallarda paylaşan insanlarız. Adımızda, sanımızda, cismimizde, görüntümüzde. Dolayısıyla bir yönüyle sosyal medyanın da malzemesiyiz. Şimdi bazen giriyorum ya öyle şeyler var ki, öyle tepkiler var ki, öyle küfürler var ki. Ya diyorum bu Türk insan ne kadar kötü bir insan diyorum. Her iki görüşten İnsanlar için de söylüyorum bunu. Tabii. İster CHP'li olsun, ister AK Partili olsun fark etmiyor. Yani çizgi dışı bir şeyle karşılaştığı zaman içinden bir canavar çıkıyor. Çok ya biz bu kadar öfkeli bir toplum muyuz? Bu kadar kötü, bu kadar çirkin bir toplum muyuz bilmiyorum. Bak ben. Bu nerede oldu söyleyeyim sana. Tüm bu yaşadık
yaptığımız kötülüklerin temeli Gezi'de atıldı. Gezi'den önce ve Gezi'den sonra. Bak bunun altını çiziyorum. Yani inanırım buna. Gezi'den önce ve Gezi'den sonra. Evet, Gezi'den önce de bir takım şeyler vardı, sıkıntılar vardı. Hatta hatırlayın 90'lı yıllarda ekranlarda başörtüsü şu bu tartışılırken bu meseleyi tartışanların kullandığı üslup çok daha naifti. Şöyle diyorlardı, ya bak benim de babaannemin başörtülü, benim de annem başörtülü, benim de halam başörtülü falan. Böyle bir tartışma şeyi vardı. Gezi'den sonra, yani Gezi'ye kadar arttı, Gezi'den sonra bambaşka, bilinçli olarak birileri bambaşka küfürü, hakareti, aşağılamayı Gezi'de zirve yaptırdılar. Ve bunu yaparak toplumu böyle bıçak gibi ortadan ikiye böldüler. Ya bir de şöyle bir şey var sosyal medyada. Son bir dakika. İşte İlber Ortaylı. İlber Ortaylı dediğimizde aklımıza ne geliyor? İşte okumuş, yalamış, yutmuş bir entelektüel geliyor. Görüşlerini beğen ya da beğenme. Şimdi bir taraftan İlber Ortaylı var. Bir taraftan sadece şu alete sahip evet. biri var. O biri bir şey okumamış. Dünya hakkında bir fikre sahip değil. D'leri, dağları, mi'leri, mı'ları ayırmayı bilmez. Türkçe bilmez. İşte kural bilmez. Adab-ı muaşeret bilmez. Hiçbir şey bilmez. Bu sosyal medya o kişiyle İlber Ortaylı karşı karşıya bırakıyor. Evet. Eşitliyor değil mi? Eşitliyor. Nedir bu? Evet. Kim koruyacak İlber Ortaylı'yı? Kimse. Oradaki bilgiyi kim koruyacak? Kimse. Oradaki düzeyi kim koruyacak? Yasalar koruyacak. Nerede bunun yasası? Ya dolayısıyla ya bu tür hanımefendilerin çıkmasına yol açan da işte oradaki şey, oradaki o masuniyet alanı. Evet. Bunu bir an önce gidermek lazım. O masuniyet dedi ne ile? Dokunulmazlık alanı evet. yani altını çizeyim. Masumiyeti nerede bunu derler şimdi. Ali Ünal iyi bilir onun masumiyet evet. ve masumiyet meselesi. Bu son söylediğin mesele çok önemli. En son hafta başında birileri 55 kişi WhatsApp grubunda örgütleniyor. Diyorlar ki Küçükçekmece'de 4 yaşındaki bir çocuğa 4-5 Suriyeli fenalık yaptı. Sonra bir başka grup Twitter üzerinden aynı iddiayı yayıyor. Ve neticesinde haklı olarak Küçükçekmece'de insanlar ayaklanıyor. İşaret edilen yere gidiyorlar. Cam çerçeve indiriyorlar. Çünkü Türkiye'de böyle bir gerçeklik var yani. Sonra nihayet polis, yargı bu tahrik edenlerin, provokasyon çıkaranların peşine düşüyor. Şimdi bunun yapılması lazım. Bu en rigid örneği. Onun dışında ya seçime bir hafta kala devlet büyüklerine yönelik en adi, en aşağılık iftiralar atıldı. Seçime bir hafta kala sosyal medya üzerinden. Şimdi bu alan, sosyal medya dediğimiz alan, o az önce adından bahsettim, masuniyet, dokunulmazlık alanı gibi. Siz orada bir dakika ya ne yapıyorsunuz dediğiniz zaman o özgürlüklere mi müdahale ediyorsunuz demeye başlıyorlar. Şimdi biri diyor ki ya o öbürleri de yapıyor. Ya fark etmez. Öbürleri içinde, berikiler içinde. O alana acil bir hukuksal düzenleme gerekir. Tabii bir an önce. Sahte hesap açıyor. Ganimet sahte hesapla saldırıya geçiyor. Onun işte anasından doğduğuna pişman edecek yasalar lazım. Yasalar lazım. Ve bunun amacı da bu rahatlığı orada oluşturabilmek. Ve gündem oluşturabilmek için. Birçok ülkede o örgütlenmeler yüzünden ülkede ayaklanmalar şunlar bunlar olacak. Evet. Şimdi Japonya'da dedim ya öyle kurallar var ki ister istemez insanlar sokağı kirletmiyorlar. İster istemez evet. kurallara uyuyorlar diye. Evet. Onun gibi evet. öyle bir yasal düzenleme olacak ki fake hesaptan bile hakaret edenin cezasız kalmadığını tabii görecekler. Evet. Ama bizim bazı cumhurbaşkanlarımız vardı biliyorsunuz. Hani tabii. Twitter'ı engellediğiniz zaman yasal bir özgürlük problemi olduğunu söylüyorum. Ya. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.